Dövizin artışını konuşuyor. Sizde durumlar nasıl? 30'u geçti euro. Sıkıntı yok ki. Öyle bir sıkıntım da yok. Dövizim de yok çok şükür. Döviziniz olsa iyiydi aslında, şükür değil mi? Yok. Kendi yağında kavrulan insanlar. Aslına bakarsan öyle bir dövizde işimin olmadığı gibi, hani dövizin yükselmesi de düşmesi de gene bizim elimizde. Piyasaya yansıması etkilemiyor mu sizi? Öyle bir sıkıntı görmüyorum ben aslında. Fiyatlarda görmüyor musunuz? Ya fiyatlarda şöyle bir şey var. Fiyatlarda biz önce kendimizi düzelteceğiz. Önce biz kendimiz insan olmayı deneyeceğiz. Sonra başımızdakilere diyeceğiz ki siz de biraz bize yardımcı olun. Bütün pislikler aslına bakarsan bizim, hani esnaf batıyor, esnaf aç kaldı, esnaf işte ekmek bulamıyor türküsünü çağırıyoruz ya. Esas bizim anamızı ağlatan esnaf. Fırsatçılık mı yapılıyor? Tabii ki de fırsatçılık yapılıyor. Düneyin daha 200-215 liraya verdikleri 5 kiloluk yağ tenekeler bugün ne oldu da 140'a indi? Yeni hasat mı yapıldı? Yok. İstedikleri zaman indiriyorlar, istedikleri zaman yükseltiyorlar. Neden böyle yapıyorlar sizce? Bence bir ortamı karıştırmak istiyorlar. İnsanları sokağa dökmek istiyorlar. İnsanları galyana getirip insanları... Esnaf niye bunu istesin? Esnafla alakalı bir şey yok. Esnaf bunu niye istesin diye havası değil. Esnafın da bir yerde tedarikçiden böyle alıyor. Tedarikçi dediğinde senin bugün 2 milyon esnaf varsa 200 bin tane tedarikçi vardır. 200 bin tane tedarikçinin içinde 2 bin tanesini kafaya alırsan bu 2 bin tane tedarikçi de zaten ülkenin anasını ağlatmaya yeter. Bir operasyon mu yapılıyor? Tabii ki de yapılıyor. Bunu görmeyecek kadar cahil miyiz? Bilmiyoruz mu? Vatandaşlarımızın bazıları diyor ki biz geçinemiyoruz, ekmek bile bulamıyoruz. Bazıları da diyor ki benim durum çok... Yok, yalan konuşuyorlar. İlkokul mezunuyum. İlkokul mezunuyum. Orta dereceyle bitirdim. Çok şükür krallar gibi işim var. Çalışan her yerde ekmeğini de buluyor, parasını da buluyor. Yani çalışan da olsa geçinemiyoruz diyen yalan mı söylüyor? Yalan konuşuyor. Yani benim şöyle düşünüyorum ya, ben şu anda herhangi bir kafeye girip 40 TL verip de bir tane kahve içecek kadar gerizekalı değilim ben bir kere. Gençler içmek istiyor. Gençler içmek istiyor da arkadaşım bir şeyin de maliyeti vardır ya. Kıytırık'tan bir tane kahve köşesine gidiyorsun 4 lira alıyor bir bardak çaya. Bir bardak çayın maliyeti şekerinden, tüpünden, sıcak suyundan bütün maliyetini hesaplasan 50 kuruşluk maliyeti var. Mantıklı o zaman dışarıda yiyip içilmemesi gerekiyor diyorsun. Yiyip içilmemesi değil ama insanların biraz merhamet etmesi gerekiyor. Esnafın biraz daha insan olması gerekiyor. Ben esnafa harbiden kızıyorum yani. Bugün nereye gidersen git. Ya daha düne kadar 2,5 liraya yediğin döner ekmeği şu anda 30 lira 35 liradan bahsediyor. Onlar da döviz arttı yani, alamıyorum diyor. Neyi alamıyor? Ya biz tavuğu ithal mi ediyoruz? Dışarıdan mı ithal ediyoruz tavuğu? Valla ettiğimizi tavuklar etler var. Ya yapmayın Allah aşkına, bizim tavuklarımız yemiyorlar. Daha düne kadar gördük, hepsini gördük. Adam kamyonla kavunu çöpe atıyor. Salatalığı çöpe atıyor. Niye? Hakkımı alamıyorum diyor. Düşerse diye. Hakkımı alamıyorum Neyin diyor. Neyin hakkını alamıyormuş? Ürettiğimin. Tavuğu çöpe dökmek daha mı eftel? Yarın eğer varsa zerre kadar inancınız, yarın mahşer huzurda bunların hepsi sorulacak. İnsanlara soracaklar. Ya adam kasayla domatesi, kasasıyla birlikte çöpe atıyor. Neden yani bir iki fakirin, fukaranın veya garibanın gırtlağından, boğazından bir iki lokma bir şey geçmesi bu kadar zor mu ya? Bu kadar mı vicdansız olduk biz? Yani biraz nasıl diyeyim yani, merhamet ya. Biz sokaktaki hayvana gösterdiğimiz merhameti insanlar birbirine göstermiyor. Katılıyor musunuz? Sizde de durumlar böyle mi? Evet, doğru. Aynı durumlar diyorsunuz. Geçiniyorsunuz. Size evet. Yetiyor. Evet. Peki sizce bu dövizin artışı, zamlar devam eder mi? Bence düşecek. Düşecek. Evet. Yeni kurulacak kabineden ümitli miyiz Mehmet Şimşek'ten özellikle? Yok. Niye yok dediniz? Mehmet Şimşek'in olayı biraz farklı. Ben bazı şeyleri, bu ekonomistleri falan takip ediyorum. Mehmet Şimşek mesela 2024'ü bile görmeyeceğini iddia ediyorlar. Görevden alınır mı? Özellikle getirildiğini, işte mevcut hükümetin işte zamları veya işte faizi düşüreceğim diye sürekli vaatlerde bulunup ama zamları düşürmenin çok bir şeye yaramadığını görüp işte tekrar zamları yukarı çekebilmek için bu da bir tür... Nasıl diyeyim ya, yani Türkçe... Mehmet Şimşek'i öne sürüp onu kullanıyor mu şu an size? Şu anki pozisyon biraz bana öyle gösteriyor. Yani... Belli bir seviyeye kadar gene faizler biraz yükselecek. Doların ateşi söndürmeye çalışılacak. Söndü sönmedi zaten 2024'e kadar görev ya yapar ya yapmaz. Belli bir süre sonra zaten otomatikman alınacak. Yapamaz mı Mehmet Şimşek? Durul... Yapamaz mı? Davası değil. Şimdi bakın öyle bir şey var ki yapıp yapmama davası buraya şu anda kimi getirirseniz getirin ekonomiyi düzeltme gibi bir şansı yok. Neden yok? Neden yok? Az önce bahsettim işte, yani toplum olarak biz yardımcı olmuyoruz. Denetlenmiyor mu? Niye sizce? Çılgınlar gibi tüketiyoruz kardeşim. Ben şimdi bak yarın memleketime gideceğim. Biletimi aldım, otobüs biletini, memlekete gideceğim. Benim sadece köyümde harcayacağım para
Yani cebime koymuşum. 20 bin lira ben paramı koydum cebime. Köye gideceğim. Aslanlar gibi 15-20 gün köyümde tatil yapıp geleceğim. Yani ben normal şartlarda da ben yani öyle esasdan bir varlıklı birisi de değilim. Hala ev kredimi ödüyorum mesela. Ama harcayacağım bunu. Ben bunu harcayıp kime harcayacağım? Ülke ekonomisine öyle veya böyle katkıda bulunacağım değil mi? Yani sonuçta katkıda bulunacağım yani. Bu parayı ben harcayıp da karşılığında altın veya döviz alıp da kenara koyacak değilim. Aynı şekilde kafeler, restoranlar harcayacağım. Da öyle. Ama şimdi düşünebiliyor musun? Yani insanlar ya girin aşını defakto işte. Girin ağzına kadar dolu. Benim gardırobumda 50 tane tişörtüm var. Belki de yarın geleceğim ben gene alışveriş yapacağım. Burada bitireceğim burada. Burada şükretmiyor mu vatandaşlar? Ya şükür mükür davası değil. Tabii ki de şükredeceksin. Çok şükür hepimiz elhamdülillah Müslüman insanlarız. Şükrünü kaybeden insan zaten yani bir şeyin bereketini de beklemesin. O dünya görüşü herkesin farklıdır. Ona ben yorum yapmam. O kişisel görüş farklıdır. Ama mantıken düşündüğün zaman parayı kazanmak kolay, harcamak zor. Harcamak çok zor. Akıllı harcamazsan para seni yönetir. Bak ben tek çalışıyorum. Çok şükür. Hiçbir sıkıntım yok ya. Gelin ben evime de götüreyim sizi. Hiçbir şimdi sıkıntım yok. Kabineden ümitli değilim dediniz. Böyle devam eder mi Artur sizce? Eder. Ama şey o Lozan anlaşması bittikten sonra düşüşleri başlayacak. Lozan yani 100 yıllık olan anlaşma 2023'te bitiyor. O muhabbetse bitti zaten o mantık. Tamam işte yeraltı kaynakları çıkacak. Gabar'da petrol bulunmuştu. Petrole zam geldi. Petrola gelir zaten petrol. Ona ya yapacak bir şey yok. Çok saçma ya. Bak ben gene söylüyorum. Ben belki ülkenin en cahil insanı benim. Ya arkadaş öyle bir şeyden bahsediyoruz ki ya petrol çıktı, petrole zam geldi. Ya arkadaş 2000-3000 metre derine kuyu vuruyorsun. Akşamdan sabaha her taraftan petrol çıktı, işlendi. Ya senin onu işlemen bile zaten normal düşecek şartlarda. Düşecek dedi ama hükümet. Ya düşecek de bugünden yarına hemen küt diye olacak bir şey değil ki. Bir süreç vardır ya. Yani bir yemek yaparken bile yemeğin bir sürü aşaması var. Yani yıkıyorsun, temizliyorsun, doğuruyorsun, pişiriyorsun, servis yapıyorsun ne bileyim. O yemek şuraya mideye aşağı inene kadar 2,5 saat geçiyor. Vatandaş daha ne kadar sabredecek? Vallahi isterse sabretmeyen kapı kule açık. Kimsenin de önüne duran yok. Vallahi önünde Avrupa duran çok var. Güzel. Avrupa yok yok Avrupa önünde çok güzel. Önünde duran çok var. Avrupa çok güzel. Ben hayatımdan memnunum. Avrupa'ya gidebilirler. Gerçekten gidebilirler. Valla gençler gitmek istiyor. Gitsin var kimse tutmuyor. Para var. Kimse çalışmıyorlar mı? Bence çalışmıyorlar. Valla tutuyorlar. Tutmaz olurlar mı? Kimse kapısını açıp beklemiyor. Ben inşaattan geliyorum ben. Ya sen çalışmıyor. Genel konuştun ya ben o yüzden cevap şimdi veriyorum. Yurt dışına gitsin tutan mı var diyor abi. Bayağı zor yurt dışına gitmek. Diğer ülkelere göre iyidir abi. Ne güzel. Merhaba. Ekonominin iyi olduğunu söylüyorum. İki tane de benim var. İki tane oğlum da benim var. Birisi okuyor, birisi çalışıyor. Çalıştığı kendine anca yetiyor. Niye kendine anca yetiyor? Çünkü genç. Ben de biraz başını boş bıraktım. Aldığı para az bir para da değil yani 12-13 bin lira maaş alıyor. Genç adam daha 22 yaşında. Bana bir kuruş faydası yok mesela. Ben sesimi çıkarmıyorum. Gençtir. Eğlensin, gelsin, tozsun, istediğini alsın, giysin, şu bu. Doğru mu yapıyorum? Kesinlikle yanlış yapıyorum. Ne yapmasını istersiniz çocukların, gençlerin? Ya çocukların, gençlerin ne yapmasını isteyeceğim? Biraz daha akıllı olsunlar, emeklerine yazık etmesinler. Emeklerine özellikle, kendi emeklerine birazcık saygı göstersinler. Yatırım akşama kadar güneşin alnında çalışıp da akşamadan gidip bir kafede 60 lira verip bir kahve içmesinler. Kahve 60 lira olmaz umarım, öyle diyelim. Olmuştur, ben gitmiyorum, bayağıdır gitmiyorum.